Efendim tekrar iyi akşamlar. Televizyonlarını yeni açmış arkadaşlarımız için söylüyorum. İki değerli arkadaşımız da Sayın Namık Kemal Zeybek ve Sayın Vedat Yenerer'le birlikte Libya, Kasım Süleymani'nin şehit edilmesi, Libya'ya asker gönderilme, Suriye ve tabii bu yan yana aynı konunun içerisinde Yunanistan'da da değineceğiz, Ege Adaları vesaire işgale gidiyor. Ve bu arada da işte imparatorluk hayalleri, yeni Osmanlıcılık hayalleri içerisinde bir takım demeçler, gelişmeler. Şimdi bunu devam ettireceğiz. Sayın Bakanım, tam şeye girerken bir de bunun hani Suriye'de bir mücadele ediyoruz değil mi? Peki Suriye'de sadece PKK'lılarla değil, işte orada bir takım din şeyini öne almış olan çetelerle de şey yapıyoruz. IŞİD filan Müslümanlığı kimseye bırakmıyor. Şimdi IŞİD de işte din İslam şeyi. Evet. Sen de Müslüman bir ülke. Şimdi Libya'ya hepten Libya'da Türkiye Allah korusun yani bir askerimizin şehit olması dediğiniz vakit orada şehitlik de tartışmaya girmeyecek mi? Yani ne için? Yani şehitlik makamı tamam. Hiç ona bir şey söylemiyorum. Tamam güzel de ama ne için gidiyorsun? Vatanı savunma desen vatanı savunma ile ilgili bir şey yok. 2004'te o tartışmayı açmak için söylemiyorum. Yaşar Nuri Öztürk böyle bir iddiada bulunmuştu. Şimdi benim esas burada üzerinde biraz daha duralım diyeceğim şey yani ilginç bakın Irak Savaşı'ndan itibaren başlayan bir takım şeyler var. Mesela Irak işgal ediliyor. Bu Yalaka medyanın şeyinde yazarı, çizeri, tesettürleri Allah Amerika'nın yardımcısı olsun diyor. Allah Amerika'nın yardımcısı. Alın Recep Tayyip Erdoğan. Amerikan askerlerinin kahraman Amerikan askerlerinin sağ salim eve dönmeleri için dua ediyorum diyor. Şimdi abi Amerikan Johnny'si geliyor gangster devlet Irak'ı işgal ediyor. Camide insanları katlediyor toplu olarak. Müslümanları katlediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o tarihte Başbakanlık makamında oturan zat Amerikan gazetesine şey makale yazıyor. Kahraman Amerikan askerlerinin evlerine sağ salim dönmeleri için dua ediyorum. Bu ne ayak ya? Ne ayak abi? Şimdi bunları yan yana getirdiğimiz vakit yani şimdi bakın o zaman Blair yani o tarihte. Tony Blair. Tony Blair. Irak'ı Hristiyanlık için vurduk diyor. Haçlı. Şimdi Irak'ı işgal eden Amerika'nın yanında yer alan İngiltere Başbakanı diyor ki biz diyor Hristiyanlık için vurduk diyor. Aynı şekilde Amerika'nın açıklamaları. George Bush açıkça Crusade dedi yani Haçlı bu bir Haçlıdır diyor. Şimdi bunun karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında olan Müslümanlığı kimseye bırakmayan AKP gibi bir partinin genel başkanı Amerikan askerlerinin sağ salim dua ediyoruz evlerine işte gelsin diye. Blair işte referansım Hristiyanlık. Şimdi abi bu kafam buradan erimiyor. Buradan anlıyoruz ki Türkiye'de darül harp var. Türkiye Türk ve Müslüman olmayan insanlar tarafından şimdi, yönetiliyor. 26 defa bu Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım diye Tayyip Erdoğan'ın konuşması 26 defa. Bir değil, iki değil, üç değil. Hatta o kadar ki bir seferinde Diyarbakır'ı Paris yapacağız. Bu Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesi. Orta Doğu'nun yıldızı olacak. Yıldızı olacak. Şimdi Orta Doğu haritasına bakıyorsunuz. Şu haritayı tam getirelim lütfen ekrana. Bu işte buyurun. Amerika'nın yani yeni Orta Doğu haritası bu. Türkiye'den 22 vilayet Özgür Kürdistan Devleti'nin sınırları içerisine alınmış. Buna Artvin ve Rize de dahil edilmiş. Yani Karadeniz'e de uç çıkmış. Baksanıza. Denize çıkmadı. Evet. Ve Tayyip Erdoğan, Müslüman ülkenin Müslüman başbakanı, Müslüman partisi AKP, kimseye Müslümanlığı bırakmayan partinin genel başkanı, Amerikan askerlerine sağ salim dua ediyorum diyor. Geçiyorum onu. Bu kadar Amerikancılık olur mu ya? Alın. Şimdi bunları hatırlayalım ki bunların Türk düşmanı Papa'nın önünde imza atmadılar bu Avrupa şeyde. Birliği'nde. Bakın bir de diyor ki
Amerika'ya doğru giderken uçakta gazetecilere açıklama yapıyor. Türkiye'de diyor talihsizlik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ABD karşıtı olması. Zaman zaman da böyle işte kaçırıyor. Büyük bir talihsizlikmiş CHP diyor ABD karşıtı. Şimdi alın, BOP içinde ABD ile birlikte hareket ediyoruz. Şimdi yani bunları yan yana getirdiğimiz vakit beraber yapacağımız çok iş var. Yani bir taraftan tehdit ediyor, öbür taraftan ertesi gün sanki bir şey yok. Cüneyt Sarpsu bunun başbakanlıkta baş danışmanıydı. Ya gitti Amerika'da hem de gazetecilerin huzurunda söylediği laf. Bunu diyor şey yapmayın diyor. Kullanın bunu diyor. Logara süpürmeyin. Ha, bunu diyor üstüne sifon çekmeyin diyor. Affeder Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı için söylüyor. Ya bu adamlar bunun etrafında. Bu resim ne peki? Şimdi o AKP yalakası medya yazıyorlar çiziyorlar ya kahraman kahraman. Cumhurbaşkanı dedi Libya'da destan yaratacağız. Ne destanı yaratacaksın kardeşim ya bir söyle. Bunlarla mı yapacaksın? Şu resimle mi? Hazır oldasınız be. Şuraya bak. Şu resimle mi? Yani ya şimdi bir taraftan siz bunu yapıyorsunuz. Bir taraftan Müslümanlığı kimseye bırakmıyorsunuz. Ve Haçlı Seferi'ne Libya'da o Kaddafi ki Kıbrıs Savaşı'nda uçaklarımızın lastikleri yoktu. Savaş uçaklarımızın. Onu verdi. Benzin yoktu, benzin verdi. Doğrudan kendisi taşıdı. Evet. Ve yani Allah'tan korkun ya. Şimdi yani ondan sonra da geliyorsunuz efendim. Milliyiz ve yerliyiz. Şimdi bunları yan yana getirdiğiniz vakit gerçekten başka bir şeye gidiyor. Türkiye bir başka tarafa yuvarlanıyor. Hep gözümüzün önünde. Şimdi siz ondan sonra da geliyorsunuz orada diyorsunuz ki efendim işte biz burada kendi işte koordinasyon için gönderiyoruz. Şey olmayacak. Ya herif Batı basınında yapılan analizler var. Amerikan basınında yapılan analizler var. Daha evvelsi gün okudum. Hafter güçlerinin en fazla bir ayın içerisinde alacağım. En fazla bir ayın içinde Trablus'u ele geçirdi. O yüzden telaşla gittiler. Evet. Bir an önce gidelim. Ve hayır onun başındaki işte başbakan geldi kucaklaştı bizimkine. Herif Christmas'ı kutlamaya karısı, çoluk, çocuk gitti. Londra'da alışveriş yapıyor. Ya. Belki de dönmeyecek herif oradan. Ve bunu havuz medyası haber yapmadı. Bunu göstermiyorlar. Şimdi biz yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu lafından bıktık. Başbakanken söylediği laflardı. Cumhurbaşkanı iken söylediği laflardı. AKP Genel Başkanı'nın da söylediği laflardı. Yanıldık. FETÖ konusunda Allah affetsin. Yanıldık. Kandırdılar. Abi peki sonra? Efendim Obama bizi aldattı maalesef. Sonra? Abi aldatmadığın bir şey yok ki. Hep yanıldık, yanıldık, yanıldık. Peki şimdi soruyorum. Libya'ya asker göndermen. Suriye'de işte AKP'nin yöneticisi bakanı söylüyor. Biz diyor orada diyor oyuna geldik Suriye konusunda diyor. Bu oyuna geldiğinde ne oluyor? Şehit cenazeleri geliyor işte. 5 milyon Suriyeli geldi başımıza bela oldu. Daha da geliyor. 2 milyon 3 milyon daha gelecek. Daha da geliyor. 1 lira kalmış yemek kartına 1 lira kaldığı için intihar eden insanlar yerine sen şimdi kalının açıklaması var. 3 milyon da orada bakıyoruz diyor. 5 milyon Türkiye. Şimdi az sonra son rakamları hem de Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarını vereceğim. Şimdi bunları korkunç şeyler var. Yan yana getirdiğiniz vakit kardeşim bu nasıl iş? Nerede yanılmadınız siz? Ben size bak iki tane belge. Bunları daha önce kullandım. Sayın Bakanım bence yanılma falan yok. Bilerek ve isteyerek yapıyorlar evet. Bunu. Şimdi bakın. Yanıldık yanıldık peki. YPG terör örgütü mü değil mi? Değil mi? Gaziantep belge veriyorum. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi İçişleri Bakanlığı'na resmi yazı yazıyor. YPG'li 4 kişi yakalanmış, yargılanıyor. Böyle bir terör örgütü olup olmadığını soruyor. 8 Eylül 2015 tarihi. Resmi yazı yazıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan resmi cevap. Terör örgütü listesinde PEJAK ve YPG isimli örgütler yer almadığı tespit edilmiş. Sadece kilise 500 tane füze gönderen, havan gönderen bir örgüt bu. PEJAK biliyorsun. İran tabii. Al. Kaymakam. 974 YPG'li tedavi edildi diyor. Kaymakam abi oradaki, sınırdaki kaymakam. Şimdi sen YPG terör örgütü diyorsun. Terör örgütünün militanlarını senin kaymakam orada 974 tane YPG'liyi orada tedavi ediyor. Ve vatandaşımız hasta olduğu zaman o hastanelere giremedi. Ben göz tanıyım. Alın İçişleri Bakanlığı. Muammer Güler. Hani milyon dolarlar, para salma makyanı ve ayakkabı kutuları. Hatay İçişleri Bakanı olarak Hatay Valiliğine gizli bir yazı gönderiyor. Her şeyleri gizli. 15 Mart 2013. Diyor ki, Milli İstihbarat Teşkilatımız denetiminde çeşitli ülkelerden getirilecek bölücü örgüt PKK uzantısı PYD'ye, bak şimdi dikkat edin, PYD, YPG, YPG, PYD şey yok burada. YPG. Ha, şimdi onların karşısında olacak ağırlıkla Çeçen ve Tunusların bulunduğu El Nusra'ya bağlı mücahitlerin ilini sınırları içinden Suriye'ye geçişlerinde istihbarat görevlilerinin gerekli desteğini sağlanarak güvenliklerinin ve konunun gizliliğine riayet edilmesi. Bu devam ediyor. MİT'le beraber bu El Nusra mücahitleri diyor tekrar. Evet, mücahit. Bunların diyor. Davutoğlu zaten açıkça savundu. Devlet konuk evlerinde, Diyanet İşleri misafirhanelerine bağlı kuruluşlarda yemeleri, içmeleri yatırılmalı, sağ salime karşı tarafa. Ama şehit aileleri damı akan evleri reva görüyorlar. Şimdi bu, peki şimdi bunu söylediğim vakit diyor ki, ya yanıldık. Ben o belgeyi rica edebilir miyim sizden? Yanıldık. Lan onda yanıldım, burada yanıldım. Peki kardeşim, nasıl olacak bu? O yarın tekrar burada ne diyeceksin ki? Ben yanıldık. Lan ya, yanılmadığını söyle. Sayın Bakanım, çocuk oyuncağı değil bu. Yanılmıyorlar. Bilerek ve isteyerek yapılıyor bunlar. Bu kadar yanılamazsınız. Yüzlerce çocuğa tecavüz edilen bir kurum için bir kereden bir şey olmaz diye üstelik bir kadın bakan bunu söylüyorsa, bilin ki bu toplumun altına dinamit yerleştiriyorlar. Bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Şimdi bu işin dinte tarafında çok tartışmayalım ama sormak istedim size Sayın Bakanım. Şimdi bu böyle hepsi aynı anda. Suriye, Libya. Şimdi derken Kanal İstanbul tartışması. Bak dikkat et. Yani hepsi ayrı ayrı gibi gözüken ama hepsi aynı anda bir inatlaşma var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki gerekirse, isteseler istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Gerekirse milletin cebinden yapacağız. Libya'ya kim ne derse desin gidereceğiz. Abi peki kim ne derse desin gidiyorsun. Yalın kılınç. İsteseler istemese de yapıyorsun kanalı. Güzel. Peki niye Libya'ya gidiyorsun sorusunun cevabı yok. Tatmin edici, kamu vicdanını rahatlatacak. Suriye'de diyorsun ki yanıldık. Yani yanıldık. Orada da yanıldık. Peki abi, orada yanıldın, burada yanıldın. Yarın peki bu Libya konusunda yanıldık diyerek Suriye'de olduğu gibi gelen şehit cenazeleri olursa Allah korusun. Maazallah. Ya bunun karşısında ya nasıl bir vicdan taşıyacaksınız ki bundan rahatsız olmayacaksınız. Kendi çocuklarınız da gitmiyor. Evet. Kadafi'nin şarkısı bunu okuyup yorumlamanızı istiyorum. Bak. Dehşet. Ölmeden kısa bir süre önce biliyorsunuz parçalandı meydanda. Paramparça ettiler. Türkiye'ye mektup. Savaş gemilerini tüm ülkelerden önce tepemize yollayan sevgili Türkiye.
ABD uçakları ülkemizde kargaşa yaratıp binlerce insanımızı öldürdüğünde bu uçaklara silah, mühimmat ve para destanında bulunan Türkiye. Siyasi karalamalar yapılırken gıkı çıkarmayan, üzerine hakkımızda karalama yapan aziz Türkiye. Irak halkının başına gelenlerin Libya halkının da başına geleceğini bilen işbirlikçi Türkiye. Müslümanım diyerek Haçlı ordusuyla birlikte halkımızı katleden Türkiye. ABD'ye ayak bakımlığı yapan namuslu Türkiye. Kaddafi'nin mektubundan bahsediyorum. Petrolümüze, vatanımıza, namusumuza göz diken teröristlerle birlikte hareket eden şerefli Türkiye. 6 aydan bu yana 20 binden fazla insanımızın öldürülmesine destek veren delikanlı Türkiye. Sessizliğiniz suçluluğunuzu aklamaz. Hiçbir hainlik bedelsiz kalmaz sevgili Türkiye. Kıbrıs Savaşı'nda tek destekçiniz olan beni ve ülkemi sırtınızdan vurduğunuz için, kardeş tutumunuz için teşekkür ediyor. Aynı hainlikleri, acıyı ve gözyaşını yaşamamanızı diliyorum. Canım Türkiye. Evet. Buyurun. Evet, yani tek tek baktığımız zaman, sonra yapılan işleri topladığımız zaman şunu görüyoruz. Biz bir, bu iktidar belli ki belli pazarlıklarla kendilerini iktidara getiren güç ne isterse onu yapıyor. Irak'ta öyle yaptılar. Yani Irak unutuldu. Irak unutuldu. Unutulmamalıydı. Hatta Irak AKP'yi böldü. Ve Irak'ta o zamanki hükümetin istediği oyu vermeyenler birer birer ayıklandı, tasfiye edildi. 4800 sorti yapıldı Türkiye'den Irak'ı bombalamak için. Sayı bu. 4800. Hani geçmedi de ne oldu? Yani işte birinci tezkere geçmedi falan diyoruz. Geçmedi, doğru. E ne oldu geçmedi de? Yine Türkiye üzerinden bir takım siyah elemanları Irak'a gitti, başka kişiler gitti. Bunlar hep bilinen gerçekler. Ve bir cezaevinde insanlık tarihinin en acıklı olaylarından biri yaşandı. Ebu Gureyb cezaevi. Bu cezaevine kadınlar dolduruldu. Muhalif kadınlar, Iraklı kadınlar. Iraklı kadınlar, bunlar içinde tabii ki çoğu Müslüman ya, Irak'ın çoğu erkeklere Müslüman. Erkeklere de aynı eziyeti yaptı. Erkeklere yaptıkları ayrı ama bu ilginç bir şey. Ve o Blackwater'un, yani işte o paralı ordunun askerleri sırayla cezaevine daldılar. Kadınlardan mektup geldi, feryatlar. O mektuplardan birilerini vaktiyle biz okuduk televizyonlarda. Söyledikleri şuydu. Vücutlarımızı hayvanlar gibi saldırıyorlar. Hayvanlar gibi saldırıyorlar. Birçoğumuz karnımızda onların nokta noktalarını taşıyoruz. Dayanamıyoruz. Ne olur? Ey Osmanlı'nın torunu olan Türkler! Gelin bizi buradan kurtarın da sizi öldürün. Şimdi bütün bunlar olurken sizin okuduğunuz o sözler söyleniliyordu. Ve Türkiye'den kalkan uçaklar Türkiye'nin izniyle Irak'ı bombalıyordu. Ne oldu? Ne oldu yani? Şimdi Iraklı Saddam'ı arıyor. Şimdi bir başka yanı. Bir 57. hükümetimiz vardı. Siz de orada mıydınız? 57. hükümette. Sanıyorum. Siz orada bakandınız. Başbakan Ecevit'ti. Ve Ecevit Amerika'nın bu saldırısına, bu vahşice saldırısına, hani vandalist diyorlar ya, vandalist. Niye vandalist? Ya sadece insanları öldürmediler. Irak'ın binlerce yıllık birikimini, kültür varlığını çaldılar. Tarih şehirleri talan ettiler. Gidenler zaten
çoğu paralı asker yani. Black Water denilen bir ordu. Şimdi işte o bizde de birisi onu kurmaya çalışıyor. Onların ya. İçinde de çoğu Sabah. Arap vesaire biliyorsunuz. Ya paralı asker. Ne olacak Amerikalı ki? Amerikalı çok az ondan. Paralı asker. Şimdi efendim, yahu Müslümanlar bombalandı. İnsanlar, bırakalım Müslüman olmayanlar da vardı tabii ki yani. İnsanlar Sonuçta bombalandı. Sonuçta insan. Evet. Döndük Suriye'ye. Döndük. Suriye için nasıl propaganda yapıldı burada? Sünni damara hitap eden. Efendim, önce tabii can ciğer kuzu sarması, mutlu aile fotoğrafları, tercümansız belli ki aileden tercüman var. Yani aileden bir tercüman var. O güzel. Emin Hanım Arap. Evet, yani o güzel bir şey. Olması güzel. Böyle mutlu aile, kardeşlik filan. Esat, mutlu demek. Esat, mutlu demek. Esat, aslan demek. Adamcağızın adını da değiştirdiler. Esat oldu, Esayet. Birdenbire. Ve o zaman Esat'ın yanından bize gelen haberler, yani gelip anlatanlar. Diyormuş ki, ya bu daha iş bozulmamış. Ya bu Davutoğlu geliyor, başımın üstünde yeri var, gelsin. Ama bize Obama'nın talimatlarını getiriyor. Obama'nın talimatlarını getiriyor. Biz bundan rahatsızız. Sonra iş bozulunca, talimat gereğince niye? İşte Arap Baharı falan filan, aman bundan yararlanarak biz siyasi partimizin yani İhvan-ı Müslümin'in Suriye kanadını iktidara getirelim falan heyecanı. Halbuki öyle bir güç yok. Öyle ya bir ihvan yok. Öyle bir heyecan. Zaten gittiği zaman da iki şey söylüyormuş. Bir, Esat'ın söylediği. Bir, diyor ki işte Obama'nın talimatlarını söylüyor. İkincisi de İhvan-ı Müslümin'in içeride bulunanlarının bırakılması, İhvan-ı Müslümin'e siyasi etkinlik imkanı tanınması filan. İhvan-ı Müslümincilik. Ama buraya nasıl propaganda yaptılar? Sayın Okuyan, propagandaları da güçlü, damardan giriyorlar. Halkların, halkımızın hafızayı beşer nisyan ile maluldur. Yani insan belleği unutkanlıkla yaralıdır hükmünce. Unutuyor insanlar. Ne dediler? Efendim o Alevi devleti. Esat Alevi. O zaman bak ne oluyor? Esat Alevi olunca Ebu Suud kafasını diriltiyorlar. Yani Alevilerin katline fetvalar veren Ebu Suud kafasını diriltiyorlar. Getiriyorlar, tezgaha koyuyorlar ve diyorlar ki ya o zaten yani o Müslüman değil ki o Alevi falan diyorlar. Üstelik yani onların Aleviliği de farklıdır yani. Arap Aleviliği de farklı. Nusayrilik var onlar. Nusayri diyorlar. Ama Suriye'de laik devlet vardı. Suriye'de bütün dinler serbestti. Bütün mezhepler serbestti. Sünniler de yani Sünni bir Türkmen Genelkurmay Başkanıydı canım. Tabii canım. Buraya gelen büyükelçi Sünni'yle tanıştım ben ya. Yani orada bir ayrım yoktu. İnsanların yeteneklerine bakarak atamalar yapılıyordu filan. Şimdi burada önemli bir nokta. Değerli izleyicilerim, biliyorum AKP'liler de izliyor. Gerçekten ya birçok yerde rastlıyorum. Sizi izliyoruz filan deyip işte bir şeyler kendilerine göre eleştiriler getiriyorlar filan. Tabii AKP'li olunca. Değerli yurttaşlar, şu yani aklı eren bütün izleyicilerin bildiği bir gerçek. Fitne katilden daha kötüdür. Bu ayet söyledim bak size. Kur'an ayeti. Fitne. Fitne ne demektir? Fitne kargaşalık çıkarmak demektir. Ve Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de fitnecinin cezası uzuvlarını budayarak sonra başını keserek öldürmektir. Kur'an'da yazıyor. Fitne ne demektir? Ülkede karmaşa çıkarmak demektir. Türkiye yönetenler, iktidar eğer ÖSO, MÖSO falan deyip de bir takım saçma sapan adamları, yani paralı asker, onların da birçoğunda IŞİD'e falan gittiğini herkes biliyor, söylüyor. Kurcalamasaydı Türkiye oraya ihvanı getireceğim diye müdahale etmeseydi
Bugün Suriye'de barış vardı ve bu 4, 5, 6, 7, 8'e kadar çıkıyor oradakilerle. Milyon, evet milyon sığınmacı, geçici koruma altında filan adı altında. Türkiye dolaşan bu kişilerin yani Suriyelilerin Türkiye'nin başını açtığı belalar. O bela nedir? O bela senin çocuğun işsiz kalıyorsa Suriyeliler tercih edildiği içindir. Senin paran azalıyorsa, enflasyon senin gerçek gelirini yarıya düşürüyorsa Suriyelilere harcanan 100 milyar içinde toplam 100 milyar ediyor. Onun içindir. Bugün de aynı şey Libya'da ortaya çıkacak. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bırakın artık. Yani şu Suriye'de bırakın, anlaşın, Esad'la bitirin bu işi. Dönelim Libya'ya. Yani belli ki Hafter kazanacak, öyle görünüyor. Şimdi ne olacak Hafter kazanınca? Olacak şu, Türkiye büyükelçisini çekecek geriye, Libya ile bütün ilişkilerini bitirecek. Yani Hafter kazanırsa tabii bitirecek. Aynen Mısır'daki gibi. Ya biz Mısır'la niye düşmanız ki? İhvan yüzünden. İhvan yüzünden. İhvan, ihvan, ihvan deyip duruyoruz. İhvan, Müslümanlığı bozan, Müslümanlığı ideoloji durumuna düşürüp erdeminden ve ahlakından soyutlayan bir siyasi akımdır. Yani siyasal İslam da İslam'ın en büyük düşmanıdır. Siyasal İslam yüzünden bugün Türkiye'de birçok insan tüm İslam alemi kopuyorlar. Yani Türkiye'de gençlerin yarısı siyasal İslam bugün İslam alemini bitirdi. Evet. Kendisi de bitiyor. Kendisi de bitiyor. Yani artık bir takım yanlış saçma sapan şeyler yapılıyor. Evet. Yani Libya'da Sayın Bakanım, vatandaş soruyor. Libya'da ne işimiz var? Biz şu anda 18 adamız işgal altında. Süleyman Şah Türbesi, tapusu Ankara'da olan vatan toprağı PKK'lılara terk edilmiş durumda. Ama türbeyi kurtardık. Neyini kurtardık ya? Turistik gezi yaptırıyorlar ona. Hava aldılar. Türbenin neyini kurtardın ya? PKK'lıları topraktır orada önemli. İşte biliyor musunuz Sayın Bakanım? PKK'lıların korumasında evet, türbeyi kaçırdık. Utanç verici bir şey. Utanç verici. Türklük tarihinde yoktur bu. Bakın evet, son 2000 yılda böyle bir rezil bir şey olmamıştır. Şimdi Sayın Çavuşoğlu geldi. Parti parti dolaştı. İnsanlar da zannetti ki bakan gidiyor bilgi veriyor. Hani özel şeyler anlatılıyor. Bizim İYİ Parti'ye de geldi. Kendisine sordular. Bu davet edildiğinizi söylüyorsunuz. Mektubu görebilir miyiz? Hayır göremezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan izin almam lazım. Peki neyin karşılığında gidiyoruz? Yani biz ne için gidiyoruz oraya? Karşılığında ne alacağız? Hiçbir cevap yok. Peki neyin karşılığında kaç asker gidecek? Onu da bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız... Bilmiyoruz diyen kim? Çavuşoğlu. Cevap veremiyor. Dışişleri Bakanı bilmiyor yani. Bilmiyor çünkü ne kadar asker gideceği bilinmiyor. Tezkerede de yok. Ve biz böyle bir durumdayken şimdi ne olduğunu bilmediğimiz için de bir deniz var ve içinde belki 20 yıl sonra çıkartılacak ya da çıkartılmayacak. Tekrar ediyorum, içinde ne kadar ne olduğunu bilmediğimiz bir alan için konuşuyoruz. An itibariyle işgal edilmiş Türk Adası'nda Taşoz'da yüz binlerce varil petrol İsrail'le birlikte çıkartılıyor. Kerkük dünyanın en önemli petrol merkezi, Türk şehri, Türkler büyük baskı altında, sahipsiz. Biz askerlerimizi Kerkük'e yollamak yerine Libya'ya bataklığa gönderiyoruz. Peki Yunanistan ne yapıyor? Adalarımızı işgal eden Yunanistan. 45 yıldır Sayın Bakanım bu rezilliği Türk milletine bir gösterin. Yunanistan'a gidenler bilir. Ben gösterebiliyor muyum? 45 yıldır hem Rum kesiminde hem de Yunanistan tarafına geçen herkes bu billboardları görüyordur. Bakın. Ve alüminyuma yapılmış bunlar. Uzun yıllar dayansın diye. Türkler Kıbrıs'ta işgalci, katliamcı, işte Kuzey Kıbrıs'tan da kanlar akıyor. Bugüne kadar 45 yıldır hiç kimse Yunanistan'a ya böyle komşuluk olur mu? Bunu yani esas katliamı yapan sizsiniz. Bakın biz İYİ Parti olarak gittik astık, İpsala'ya bunu attık. Esas biz unutmuyoruz. 364 masum insanı etnik temizlik yaparak katlettiğiniz Noel katliamlarını da unutmuyoruz. Türk'ün tarihinde
bir tane katliam olmadığı için buraya bir tane katliam resmi koyamıyorlar. Peki böyle komşuluk olur mu? Böyle komşuluk olmaz. Biz karşı tarafa geçtiğimiz zaman onların her köşe başında onların bu billboardlarını biz böyle komşuluk istemiyoruz dedik. Peki bizim komşumuz ne yapıyor? PKK'ya yardım yataklık yapıyor. FETÖ'ye yardım yataklık yapıyor. DHKPC'ye yardım yataklık yapıyor. Şimdi Yunanistan Libya ile anlaşma imzaladı. Niye anlaşması? Askeri imza askeri anlaşma, işbirliği anlaşması. Hafter'e muhtemelen de silah, antitank silahları vesaire modern silahlar verecek. Şimdi peki biz ne yapıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bakanın şirketi işgal altındaki Türk toprağına turist götürüyor. Ve ne acıdır ki bu sorulduğu zaman bunlardan bir tanesi Keçi Adası. Sayın Bakan mecliste Mehmet Memiş cevap veriyor. Şimdi Sayın Bakan'la konuştum. Bakan olduktan sonra artık oraya şey götürmüyoruz dedi. Yani kabul ediyor. Şimdi bu kadar bir Rum seviciliği, bu kadar Ermeni seviciliği. Geçen hafta, şimdi örnek vereceğim. Bir grup İYİ Partili arkadaşlarımızla 1915-1918 yılları arasında Van Gölü'nde Tecavüz Adası'na dönen Akdamar Adası'na götürülürken hayatlarına, iffetlerine son vermek için, iffetlerini korumak için adaya, göle atlayan 50 kadar Türk kadınımızı anmak için gittik. Orada bir şey yaptık, bir anma düzenledik. Bir Fatiha okuduk, karanfiller bıraktık arkadaşlarımıza. Sarı Gelin türküsünü söyledik hep beraber. Peşimizde polisler, basın açıklaması yapamazsınız. Onu yapamazsınız. Yok adaya çıkarsınız, adaya çıkamazsın. Bu yanlış anlaşılır. Daha vahim bir şey. Polis müdürüne dedim ki, bizim ecdadımız için Fatiha okumamızı engelleyecek vali daha anasının karnından doğmadı. Ve gittik, Fatiha'mızı da okuduk. Şimdi Zeve Anıtı'na gittik Sayın Bakanım, Bakanlarım. Bir görseniz içler acısı. Zeve nedir? 2500 vatan evladının Ermeni çeteler tarafından katledildiği yer. Hemen anıtın yanında da gerçek mezarlar var. Ve dünyadaki Ermeni mezaliminin somut belgesi. Mesela Ermeni tarafı, Amerikalılar, bütün dünya bir araya geliyorlar. 10 kişilik bir toplu mezar gösteremiyorlar. Yok çünkü. Başka bir yerde de Çavuşoğlu ailesine ait mezarlık vardı. Oradaki kemikler Van Müzesi'ndeydi. Akdamar Adası'nı, üzerinde haç görülen her şeyi Ermenilere veren, Ermeni zanneden AKP yönetimi, Akdamar Adası bir peçenek Hristiyan Türk, Akdamar Adası'ndaki kilise peçenek Türklerine ait, Hristiyan Türklere ait bir kilise olmasına rağmen üzerindeki ibare kabartma çok net. Ay yıldız var çünkü. Burayı da onlara verdiler, ibadete de açtılar. Ama Şuşa'da bizim camimizde şu anda inekler dolaşıyor, hiçbir mütekabiliyet yok. İşin acı tarafı, efendim Ermeniler geldiği zaman Van'a, rahatsız oluyorlarmış, üzülüyorlarmış. O yüzden Van Müzesi'ndeki iskeletleri, kemikleri kaldırmışlar depoya. Utanç verici. Tekrar ediyorum. Türkiye Türkler tarafından yönetilmiyor. Ruhunu kaybetmiş insanlar ve darül harp ilan edilmiş. Ancak bu şekilde açıklanabilir. Bakın Yunanistan Türkleri Derneği'nin çok değerli başkanı Ferro Özkan az önce kısa bir mesaj attı. Yunanistan'la 17 senede 6 defa üst seviyede bakanların dolduğu karşılıklı toplantılar yapıldı. Buradan soruyorum Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul Rum azınlığına verdiğiniz 25 milyar dolarlık mal iadesi karşılığında Yunanistan'da yaşayan Türk soydaşlarımızın haklarına ne oldu? Neler kazandılar? Lütfen bir hükümet üyesi bunu açıklasın. Açıklayamaz. Burada bir başpapazlık var. Sözde patrikhane ve patrik her gün Türkiye'nin her tarafına metropol ataması yapıyor Lozan aykırı olarak. Bunların hepsine vatandaşlık verildi. Kim verdi? İşte bu Darülhalp'i yürütenler. Yunanistan'da seçilmiş müftüleri 30 senedir tanımıyor. Evet. 1913 yılında kurulan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin sürgündeki hükümeti derhal kurulmalı. Yunanistan'a yaptıkları karşısında Türk milletinin artık bir dur demesi gerekiyor. Bir de soruyor. Zat 6 tane Yunan başbakanı gördü. Recep Tayyip Erdoğan. Karamanlis'in kızının düğününe davet etti. Ve Yunan başbakanlarına da ne taviz verdi?
Onlar da mı aldattı kendisini diye soruyor. Evet. Sayın Ferru Özkan. Şimdi tabii Yunanistan meselesi de var. Bir de bu kargaşanın içerisinde zaman zaman aklımızdan da çıkan, çünkü her gün daha yeni bir şeyle karşı karşıya geldiğimiz için bu Doğu Türkistan'la ilgili bir iki izleyicimiz ya bunu da dile getirin. Yani bu arada bu kaynıyor. Doğu evet. Türkistan'daki Uygur Türklerine yapılan işte orada katliamlar, baskılar çok ciddi manada. Bunu bir değerlendirirseniz evet, çünkü kısa zaten ve 6-7 dakika var. Son 5 dakikayı ayrıca kullanıyoruz. Oranın adı Doğu Türkistan'dır. Türkistan'ın doğusu, doğusudur. 1 milyon 620 bin kilometre kare toprak. Kaşgarlı Mahmud'un büyük, yani ilk Müslüman Türk Devleti Satık Burahan'ın, Karahanlıların kurulduğu yerdir o coğrafya. Yani ve oradakilerin adı da Türk'tür. Uygur adını Ruslar verdiler. Evet, 1919'da Ruslar dedi. Olsun, o da bir daha önce yaşayan bir Türk kavmi. İşte önemli Asya'yı, değil. İşte gibi uydurma şeyler. Bilmem, Türk, işte Türk'tür onlar. Yani. Tabii. Biz tabii bu yanlıştan da kaçınmalıyız. Yani Suriye Türklerinden bahsederken Türk demesi çok hoşuma gitti. Tabii onlar Türk ya. Niye Türkmen diyoruz? Niye ya Azeri diyorlar. O zaten rezalet. O tam rezalet. Rezalet. Şimdi burada Türkiye'de bilinçli bir iktidar olsa Çin ile olan ilişkilerinde bu konuyu gündeme getirir. Gündeme getirir. Yani bu iş tabii onu da söyleyeyim. Dışarıdan bağırmak, çağırmak, kahrolsun Çin falan filan demek gibi ve orada yapılanları anlatmak bilinci taze tutmak bakımından yararlıdır. Ama çözüm değildir. Çözüm o değildir. Çözüm nedir? Türkiye'deki yönetim, yani bizim Çin'e olan ihtiyacımız kadar Çin'in de bize ihtiyacı vardır. İşlerin altında ekonomik çıkarları vardır filan. Oraya gittikleri zaman onlara, yani orada yaşayan Türklere sahip çıkmalı. Yarın Türkiye'de bilinçli bir iktidar geldiği zaman bunu yapacaktır. Ama bugünkü iktidardan da bunu bekleyemiyoruz. Oradaki Türklere sahip çıkılmalıdır. Onlar Konyalı, Karslı, Edirneli ne kadar Türk ise o kadar Türk insanlardı. Türktür onlar ya. Uzaklarda kalmakla Türklükten çıkılmıyor ki. Ve dilleri de çok güzel. Binlerce yıldır da Türklüklerini korumuşlar. Korumuşlardır. Evet. Bu arada bir şey söyleyeyim. Sizin o sorduğunuz soruya bağlı bir ilginç tarafı da var işin. Türkiye'de ekonomi felç. Efendim işsizlik aldı başını gidiyor. İnsanlar aç. Söyleyip duruyorsunuz. Açlıktan intiharlar var. Ya ekonomi kötü yönetiliyor ama aynı zamanda Türkiye kötü yönetildiği için gereksiz masraflar Suriye'ye, Libya'ya, oraya buraya. Gereksiz masraflar ve korkunç israflar. Dolayısıyla emisyon, yani kaçınılmaz bir şekilde enflasyon sonucu itibariyle. Eskiden devlet istatistik enstitüsü vardı. Devletin kurumuydu ve inanılırdı onlara. Şimdi öyle bir şey de yok. İtibar yok. Yok. Hiçbir kurumun yok. İtibarı yok. İşlerine geldikleri gibi hesap yapıyorlar. Yani Türkiye'de her şey kötü. Dış siyaset kötü, içeri kötü, yurttaşlar birbirine karşı kışkırtılıyor. Mezhepçi bir yönetim, yani mezhepçi de ne? Neredeyse Vehhabiliğe yakın bir din anlayışı, yani işte adına sünnilik diyorlar filan. Eş'ari sünnilik. Böyle bir İmam Hatipler 5000'i geçti artık, 5000'i geçti. 800'dü, 5000'i geçti. 105 ilahiyat falan. Yani böyle anlamsız, korkunç bir yönetim. Bunlar tartışılmıyor. Biz neyi tartışıyoruz? Libya, efendim, otomobil, ya biz girmedik o işe ama kanal. Gayri ciddi bir şey var. Ne otomobil yapılacak, ne kanal yapılacak. 13 sene. Ha? Yatırım şeyinin altında, karanamin altında 13 yıl. 13 yılda tamamlanamazsa 10 yıl daha uzatıyor. Ya, yani o zaman kim öle? Suali hayal, velakin cevabı hayal gibi. Bakanın lafı bunlarla biz, ciddiyetsiz bir şey. Bunlarla insanlarımız hepimiz tartışa gelirken, tartışa dururken, bu arada cambaza bak, cambaza derken Türkiye gidiyor ve
Yani işte o çok önemli bir noktaya. Birkaç sefer söylediniz. Yapılan her şey aslında mübah. Çünkü ben bunu sürekli söylüyorum ve söyleyeceğim. Darül Harp var Türkiye'de. Evet, öyle düşünüyorlar. Evet. Maalesef. Ve Doğu Türkistan'la ilgili bir cümle. Satuk Buğra'dan beri okunan ezanlar 100 yıldır Çinliler tarafından yasaklandı. 1200 yıldır okunan Kur'an. Eğer ölen Mısır'daki Rabia olursa yas ilan edenler, ağlayanlar ölen Doğu Türkistanlı Türk Rabia olduğu zaman görmezden geliyorlar. Öldü mü o? Ölmedi galiba. Rabia işte şey, yapıyorlar ya Rabia selamı. Ha yok. Bir de Rabia. O Rabia Kadir. Şunu söylemek istiyorum. Evet. Ölen Arapsa yas da ilan ediyorlar. Suudi kralı için yas ilan ediyorlar. Suudi prensin ellerini öpüyorlar. Ama ölen kız çocuğu Türk çocuğuysa görmezden geliyorlar. Bu evet. Çok acı bir şey. Evet. Buradan tüm Türk dünyasına selam olsun. Kırım'a selam olsun. Kerkük'e selam olsun. Halep'e selam olsun. Biz elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz ama ne zaman ki Türkiye gerçekten Türkler tarafından yönetilecek, biz onların hepsini zaten kucaklayacağız. Türkler o yüzden derken Türklük bilincinde. Türklük bilinci ve yani Türklük ruhunu kaybetmiş. Bu bayrağa saygısı olmayan. Evet. Andımızı kaldıranlar, İstiklal Marşı'nı Arapça okutanlardan bu sınırları ve bu sınırlar içinde yaşayan Türklerin ve anayasal anlamda Türklerin çıkarlarını zaten koruyamadıklarını da görüyoruz. Bu da böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'yi etnik çöplüğe döndürdüler. Tekrar ediyorum, etnik çöplüğe döndürdüler. Şu anda İran sınırında 200 bin mayın, 20 bin mayın sökülmüş durumda. Şu an itibariyle 300 bin küsür Afgan geldi. Yeni geldim Van'dan. Gidin Van otogarına, Afgan dolu. Hiçbir polis Van otogarda dokunmuyor şey Afgan'a. Ama yola çıktıktan sonra bir yerde polis durdurduğu zaman Afgan'ı otobüsten indiriyor. Ama otogar Afgan kaynıyor. Şu anda Iğdır, bütün İran sınırı şu an kar olduğu için ama biliyorum ki kar kalktığı zaman kurtların yediği Afganlıların bedenlerini göreceğiz. Kaç yıldır böyle? Ben bunu söylediğim zaman 20 bin kişi geçmişti, şu anda 300 bin oldu. İran'da Allah muhafaza bir karışıklık. Şu anda Urmiye dağlarında İranlıların beklettiği yaklaşık 700 bin, 900 bine yakın Afgan hem de Paştun bunlar gelecekler ve Suriyelilere mumlar atırlar. Hem şiddete daha yatkınlar ve çok daha agresifler. Yani Afganistan'ı da gayet iyi bilen, o mentaliteyi de iyi bilen bir gazeteci olarak söylüyorum. Diğer taraftan da şu an dün Sayın Bakanım Libya'ya 90 günlük Libya vatandaşlarına izin verildi. 500 bin kişi gelecek diye o yazılar okuyorum. Evet. Etnik çöplüğe çeviriyorlar. Türkiye'nin tüm savunma mekanizmalarını özellikle Güneydoğu'da kırıyorlar. Ve ben bunları size vereyim. Bakın ne hale gelmişiz. Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın son şeyi bu. Bunu mutlaka açıkla dedi. Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 5 Aralık 2017 izleyicimiz dikkatine söylüyorum açıklaması. Nerede ne kadar var vesaire en sonda bakın. Evet. 7-8 milyona yakın şöyle söyleyelim. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2040'ta diyor 11.3 milyon Suriyeli olacak. Bunun 5 milyonu geri gidecek. 6.8 evet. Resmi bizim artık Suriyeli oluruz. Türkiye Cumhuriyeti adını değiştirecekler. Evet maalesef. Şimdi son 3 dakikaya girdik. Her programda yaptığımız gibi hiç olmasa bu kadar böyle canımızı sıkan hadiseler, gelişmelerden sonra son 3 dakikada biraz tebessüm edelim. Ama acı tabii bazıları acı tebessüm. Sadece tebessüm değil. Sayın Bakanım bunu göstermedi. Acı. Buyurun gösterelim. Bunu gösterelim. Zaman. Bakın hep diyorum ya Binali Yıldırım İşgal altındaki Koyun Adası'na gidiyor özel yatıyla. Arka tarafta göreceksiniz Türk bayrağı sarılmış ama buradaki Yunan bayrağı açık. Evet. Ben böyle insanlar tarafından yönetilmek istemiyorum. Bu anayasa suçudur. Buradan evet. Da ilan ediyorum. Şimdi bakın burada göstereceğimiz veya söyleyeceğimiz bazı sözler yani gerçekten tebessüm edeceğiz ama birçoğunda da acı hakikati gördüğümüz için tebessümümüz, gülümsememiz bir yerde acının
yansıması olacak. Şimdi bakın, Hülya Koçyiğit diye bir sanatçı var. Ben de zamanında çok buna hürmet gösteriyordum. Hanımefendi, tabii şimdi sarayın içinden çıkmıyor. Emekli maaşı devlete bir yüktür diyor, beyanat lütfetmiş. Emekli maaşı devlete bir yükmüş. Almasınlar. Tabii bir şey değil, bunun için umurunda değil. O alın öbür bir tane şey var. Hani önce erkekti, sonra kadın oldu filan, müthiş bir sanatçımız. Emeklilere 1.000 lira maaş bile fazla ama reis vicdanlı demiş. Bülent Ersoy. Şimdi emekliler, biliyorum. Gerçekten yani, demiş mi bunu? Yani, demiş işte, akıl tutulması yani bunları var. Bana göndermişler. Şimdi neyse, böyle bazı şeyler var. Biraz da gül, bak 80'lik Nine aşkı için evden kaçmış. Abi, Nine'ye bak be. Abicim, oğlu kalp krizi geçirmiş abi. İşte Türk milleti bunlarla uyutuyorlar. Şimdi askere git desen, bu çürükler biliyorsunuz hepsi çürük bilmem ne paralı filan. Biliyorsunuz anasının evindeki çarşaflarla kefen hikayesi yapanları mesela Libya'ya götürülmesi lazım. Bunları toplayacaksın. Bunlar doğru Libya'ya abi. Hazır bak kefenimizde geldik, ölümüne seninleyiz. Buraya git. Şimdi chat raporu bilmem ne filan altında bir imza var. Yani adam işte doktormuş. Ya yani Kanal İstanbul'un chat raporunun altında imza tek var. Tek başına, tek başına. Raporu. Her konunun uzmanı. Ve Nuh Peygamber diyor. Telefonla konuştu. Oğullarıyla cep telefonuyla konuştu diyor. Ve bir şey daha iletiyor orada. 1.000 yıl sonra Karadeniz'de patlama olursa diyor İstanbul boğazı yıkılacak diyor. Şimdi bu adamın attığı imzayla chat raporu ve Kanal İstanbul yapıyoruz. Adamın suratına bak abi. Bak bak. Zeka mı fışkırıyor? Tabii. Zeka İnanılmaz. Zeka patlaması var. İnanılmaz. Alın. Bunlar televizyonlarda konuşuldu. Yanlış anlamayın. Bunlar böyle şey değil. Menzil tarikatının şeyhi kendisini evde yokken hizmetçisinin canını alan Azrail'i havada yakalıp dövüyor ve hizmetçisinin canını geri alıyor. Azrail konuyu Allah'a anlatınca Allah da diyor ki haşa onun hatırı çok ben karışamam. Herif televizyonda konuşuyor abi, TRT'de konuşuyor, diğer yerlerde konuşuyor. Rütük var değil mi bu ülkede? Ya var. Al Selçuk Üniversitesi de din eğitimi bilim dalı bilmem ne. Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi doktora tezi yazıyor. Şeytanla mücadele. Alın abi, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi. Google'ı ilk icat eden Sultan Abdülhamit Han. Tabii bravo. Tabii öyle derse ne olur? Şöyle hemen Abdülhamit Han giysisiyle 799'a. Film setlerinden bulup kostümleri giyiyorlar işte. Abi canım evde. Abi al bir Konya Üniversitesi'nde al bir başka bir şey. Yüksek lisans tezi. Savaş robotlarında şehitlik kavramı. Savaş robotlarında şey, yani ölenler diyor şehitlik kavramı. Bunun üzerine tez veriyor. Üniversiteye bak. Al. Savcı Sayan var. AKP'nin Kars değil. Ağrı. Ağrı Belediye Başkanı zaten. Erdoğan ve Türkiye son kaledir. Erdoğan düşerse Türkiye düşer. Türkiye düşerse Kabe, Mekke, Medine, Kudüs düşer. Mazlumların son ümidi düşer. Yok, güneş düşer, güneş sistemi çöker diyor. Bu arkadaşımız çöker değil miydi? Şimdi DYP'liydi şimdi orada. Deniz Baykal istifa edince hüngür hüngür almıştı. İşaret ediyor yönetmenim. Alın en son yine 2023 diriliş sayfasında reisin emriyle Konyalı bilim adamlarının bir haftada yaptığı termonükleer balistik füzemiz Recep 1453 20 milyon kilometre menzile sahip bir füzemiz. Tek atışta Hollanda büyüklüğünde bir ülkeyi sadece 3 dakikada haritadan silebiliyor. Allah rızası için paylaşalım diyor. ABD'nin en büyük korusu Recep 1453. Hasta mısınız oğlum? Üşüttünüz mü? Var mı? Recep 1453 abi. 20 milyon kilometre öte diyor. 20 milyon. Çok. Evet. Bu akşamlık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar önümüzdeki haftanın gelişmelerini birlikte değerlendirmeye
haftaya kadar hepinize iyi akşamlar, iyi geceler. Allah'a emanet olun.